Şimdi benim için bunlar sürpriz değildi. Yani ben Rusya Federasyonu'nun müdahalesini bekliyordum. Sadece daha önceki programlarımda da söyledim, anlattım ve yazdım da. Peki Amerika için sürpriz mi? Bence onlar için de sürpriz değil. Bu bir Ukrayna hamlesi. Hatta bugün 24 Şubat 2022, altını çizelim bu tarihin. İkinci Soğuk Savaş'ın ağırlığını bölgede ve küresel ölçekte hissettirmeye başladığı bir dönüm noktası bu. Yani bu hesaplı bir şey. Kısaca Amerika ne yaptı, ne yapmaya çalışıyor? Bu hesabın mimarı kim peki? Bence bu hesabın mimarı Amerika Birleşik Devletleri. Tercih etti bunu o zaman. Evet. Yani bu olayların olacağını öngörüyordu zaten. O zaman Barış'ın söylediğine hak veriyorsunuz siz. Yani bir düşmana ihtiyaç vardı. O düşman oldu ve iki kutuplu dünya kuruldu. Onu da anlatmaya çalışacağım. Şimdi Amerika ne yaptı, ne yapmaya çalışıyor? Rusya ne yaptı, ne yapmaya çalışıyor? Şimdi İkinci Dünya Savaşı bitiyor. Avrupa bölünüyor. Değil mi? Bir sosyalist blok. Ondan sonra NATO ne yapıyor? Hatta benim şöyle bir tanımım vardı. Size biraz önce içeride de söyledim. Bu iki blok meydana geldiği zaman hiçbir zaman Sovyetler Birliği, hatta Varşova baktı, Batı'ya fiziken tehdit olmadı, biliyor musunuz? Gerçekten olmadı. Sadece ideolojik tehditti. Çok büyük Bakın, bir tehdit ama. sadece ideolojik, tabii ki tehdidin büyüğü o zaten. Hatta tabii biz o dönemlerde, Soğuk Savaş dönemlerinde görev yapan insanlar olarak Amerika Birleşik Devletleri, çünkü istihbarat çok pahalı bir şey. NATO'da istihbarat kim yapıyor? Zengin yapıyor. Ve size istihbaratı hazır veriyor. Okuyorsunuz istihbaratı, bakıyorsunuz. Kafanızda o dataya göre, o bilgiye göre bir Sovyetler Birliği, bir Varşova Paktı imajı oluşuyor. Korkunç. Ama Soğuk Savaş bittikten sonra ben Ruslarla tatbikat yaptım, gördüm. Durumları fecaat. Yani Amerikalılar bize 1'e 10 anlatmışlar bunu. Şimdi bu savaşta, bu soğuk savaşta nereden, işte 49'dan 89'a kadar gelebilir miyiz? Gelelim. Soğuk savaşta ne yaptı? Sovyetler Birliği'ni kuşattı. Çevresini istikrarsızlaştırdı. İşte yeşil kuşaklar falan bunlar. Onun içinde dine ihtiyacı vardı. Çünkü ideolojik tehdit olduğu için dini kullanmasına ihtiyaç var. Uzatmayalım. En sonunda bu savaşı Amerika Birleşik Devletleri'nin liderliğindeki Batı kazandı. Sovyetler Varşova Paktı çöktü. Sovyetler Birliği çözüldü. 15 tane cumhuriyet ortaya koydu. Şimdi tabii ki NATO'da bir savunma paktıydı. Ama tehdit oradan kalktı. Yeni bir tehdide ihtiyaç var. Tabii yine biz o dönemlerde görev yapıyoruz, biliyoruz. Yeni tehdit İslam'dı. Rusya değildi. Rusya zaten tehdit değildi. İstikrarsızlaşmış. Ekonomisi çok kötü. Ve hani niçin ben hatırlıyorum o zamanları NATO'ya girmek. Çünkü NATO'ya is almıyor. Sen yine hedefsin. Çünkü aynen Sovyetler Birliği'ndeki gibi Rusya'yı da parçalamak istiyor. Koca bakınız. 17 milyon kilometre kare. Yugoslavya. Nüfusu ne? Nüfusu ne? 145'ten 141'e düşmüş. Nüfusu azalıyor. Ve demografik yapı, Slavların nüfusu da bunun içinde azalıyor. Uralların doğusunda nüfus yaşamıyor. Yani bu coğrafyaya, burası Heartland, göz dikmiş. Bunu da parçalamak istiyor. Ve Soğuk Savaş biterken ayrıntıları anlatıldı. Güvence veriyorsun. Diyorsun ki ben doğuya doğru genişleyemeyeceğim diyorsun. Ama bu güvenceleri vermene rağmen ne yapıyorsun? Bütün Varşova Paktı ülkelerini NATO'ya alıyorsun. Ve tabii şöyle bir gelişme de oluyor. O Yeltsin'li istikrarsızlık dönem geçiyor. 2000'de Putin geliyor. Yani hesapta yok. Ve Putin kısa sürede ülkesini toparlıyor. Bir istikrar sağlıyor. Ekonomik olarak da ayağa kalkıyor. Ve direnç gösteriyor. Şimdi demin çok güzel söylediniz. O iki kutuplu dünya düzeni denge sistemi. Yani şimdi hani biz çocukken bir mahallemiz, değil mi? Mahallede bir ayı olursa bu dengesizliktir. Çünkü o ayı hepinizi döver. Ama birkaç tane ayı olursa bir denge olur, denge. Yani size şöyle söyleyeyim. Bugün dünya çok kutupluluğa doğru ilerliyor. Dengeye doğru ilerliyor. Şu anda dengesizlik var. Şimdi mesela eleştiriyorlar. Toprak bütünlüğü yok sayılıyor, egemenlik yok sayılıyor. İşte Ukrayna doğru. Peki bunun kapısını kim açtı? Bugün Suriye'de hangi UN mandate'le Amerika Birleşik Devletleri orada?
Libya'ya neler yaptığını biliyoruz. İkinci Körfez Savaşı. Yani evet Rusya'yı eleştirelim ama Amerika Birleşik Devletleri tutarlı mı? Tekrar konumuza giriyoruz, resme giriyoruz. Şimdi ikinci aynen yani Sovyetler Birliği'ne yaptığı gibi bu sefer karşısında direnç gösterenler kim? Şeyle birlikte yükseliyor bu, Putin'le birlikte. Rusya ve Çin. Şimdi aynı şeyi bunlara kuşatma, silahlanma yarışı, ekonomilerini iflas ettirmeye, çözmeye çalışmak. Şimdi şöyle, böyle planlarsınız beceremeyebilirsiniz. Yani Amerika Birleşik Devletleri bunu planlıyor. Ama Ukrayna Rusya'nın kırmızı çizgisi. Çünkü Varşova Paktı ülkeleri bitti ve artık Moskova'ya doğru yaklaşıyorsunuz. Batı Rusya'yı o coğrafyayı dört kere istirah etmeye kalkmış. Yani adamların güvenlik endişeleri yersiz de değil. Almanlar iki kere, Fransızlar bir kere. Ve nasıl kurtulmuşlar bu istiladan? Coğrafyanın derinliğiyle kurtulmuşlar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri coğrafyanın derinliğini ortadan kaldırıyor. Ukrayna artık Moskova'nın dibine geliyorsun neredeyse. Dediler ki bu kırmızı çizgi. Güvenlik endişeleri, siz bana söz verdiniz, bu sözleri tutmuyorsunuz. Yani esasında Putin'in, Rusya'nın güvenlik endişelerine değer vermek lazım. Bir de bu dünyada biz ne istiyoruz? Hem bölgemizde hem de yerkürede barış içinde birlikte yaşamak istiyor muyuz? İstiyorsa birbirimizin güvenlik endişelerine değer vermemiz lazım. O zaman Sayın Büyükelçi'ye soralım. Sonra bu Ceyda'dan ve diğer arkadaşlarımdan özellikle şu Nazi meselesini Türkiye'de bence pek çok insan yeni düşündü. Ve şeyi soracağım hepinize arkadaşlar. Bence onu da biraz anlatalım. Şöyle bir hava, şöyle bir iklim ortaya kondu. Yani Ukrayna'daki iktidar demokratik bir iktidar. Putin zorba, halbuki Ukrayna'daki iktidarın da ne olduğu, nasıl bir darbeyle geldiğini de konuşmak gerekiyor. Sayın Çeviköz, bize yaptığınız tarifte yanılmadınız. Buradaki arkadaşlar da benzer bir değerlendirme bekliyordu. Hatta belki biraz da altında kaldı da diyebiliriz. Yani şu önümdeki maddelere baktığım zaman Putin gibi kurt bir siyasinin Biden'ın bu türden açıklamalar yapacağını tahmin etmemesi mümkün değil. Bunlar sizce Putin'i güçsüz düşürecek, onu herhangi bir zaafa taşıyabilecek açıklığı şeyler mi, yaptırımlar mı? Bir de ikincisi, bence asıl bugün konuşulması gereken o, her şey açığa çıktı şimdi. Putin hamleyi yaptı, Biden de açıklamayı yaptı ve somut bir durum var. Bu saatten sonra Ukrayna'daki hükümet halkını da ikna ederek orada kalabilir mi? Bu kadar zor koşullarda halk ve iktidar birbirinden kopmaz mı? Kaç gün dayanabilir? Ne diyeceksiniz? Yarın nasıl bir sabah olur? Thank you.